Gümüş abla, melekler gerçekten var mı peki? Var tabii, hiç olmaz mı? Sen de yeryüzüne inmiş meleklerden birisin mesela. Sen de hem de çok güzelsin. Esas sen güzelsin. Çok tatlı ya. Sohbetinizi bölmek istemedim. Lara'nın yemek zamanı gelmedi mi? Hemen efendim. Koş. Gel Lara. Allah bağışlasın. Çok şeker şey. Öyledir. Al bakalım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Engin, biliyorum bunları konuşmaktan hoşlanmıyorsun ama annesiyle görüşüyor mu? Hayır. O Lara'yı hak etmiyor Gümüş. Kızımın geleceği için onu görmemesi daha iyi Gümüş. Böyle söyleyince bana kızıyorsun, biliyorum. Yok canım, kızmıyorum. Yok, kızıyorsun. Bakışlarından belli. Ama şunu bil ki ben haklıyım. Çünkü Lara'nın annesi bizi başka bir adam için terk etti. Ya bu konu seni üzüyorsa... Yok. Artık hayır. Hem bunları seninle paylaşmak istedim. Çünkü şu anda sen de benimle aynı şeyleri yaşıyorsun. Beni anladığını, içimin nasıl yandığını hissettiğini biliyorum. Bir başkasını tercih edirmek kötüdür, bilirim. Ayakta kalmak zordur. Ben de karın başkasına gittiğinde inanamamıştım. Dağıldım. Parçaları toplamam hem zor hem acı verici oldu. Ama sonunda değerli olanın ben olduğumu anladım. Bırakıp gitmekle o kaybetmişti, ben değil. Kazanan sensin Gümüş, inan bana. Bak, önünde uzun, güzel bir hayat var. Mehmet, siz çok daha iyi olacaksın, eminim. Bir daha onun seni üzmesine izin verme Gümüş. Berk. Berk. İmza sirküleri, resmi gazete. Gel. Tabii. Sana da Nilüfer'cim. Tamam, kolay gelsin. Ne haber Berk? İyi abla. Ne olsun? Nilüfer miydi? Evet. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz Nilüfer'den? Söyle bakalım, ne derdin var senin bu Nilüfer'le? Ya ne derdim olacak benim Nilüfer'le abla? Sadece... Hadi Berk. Yani ne bileyim abla, hata ettim galiba. Şimdi de kaçacak delik arıyorum. Nasıl davranacağımı bilmiyorum ki. Bugün de iyice saçmaladım zaten. Öf abla ya. Hayatım, bu kadar dert etme. Ama bak, böyle kaçakta oynama. Kızı bir yemeğe götür. Al karşına, her şeyi açık açık konuşun işte. İyi diyorsun da abla, ben yani... Müsait misiniz? Gelebilir miyim? Oo. Hoş geldin aşkım. Gel enişte, gel. Ne haber Berk? Eyvallah enişte. Yine mi çiçek getirdin enişte? Bak, tepene çıkaracaksın bu kızı, sonra söylemedi deme. Berk de tam gidiyordu sevgilim. Ha. İyi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi kolay Hadi gelsin. Dur bakayım. Sana çay söyleyeyim mi? Söyle. Akşam yemeğini hazırlatıyorum. Canınızın çektiği bir şey var mı? Yok kızım, sağ ol. Sana da çok yük oldum zaten. O ne biçim laf efendim? Kaç gündür benim başımı bekleyeceksin diye sokağa bile çıkmadın. Rukiye de yarenlik ederdi bana. Ne o? Benim sohbetim hoşunuza gitmedi galiba. Hiç olur mu güzel kızım? Büyük memnuniyet duydum. Hakkını ödeyemem. Taş attım da kolum mu yoruldu efendim? İnsanlık hali işte. Bugün size, yarın bana. O öyle tabii. Ama benim sana teşekkürüm hastalıktan değil sadece. Şu zor günlerimizde hem bana hem Gümüşüme destek oldun. Geline anne sevgisi gösterdin. Sahip çıktın. Ömrüne bereket kızım. Aa, ben Gümüş'e azıcık güler yüz gösterdim diye niye herkes şaşırıyor? O benim gelinim. Severim de döverim de, değil mi ama? Hay sen çok yaşa kızım. Şaka bir yana, siz de biraz kulağını çekin Gümüş'ün.
Öyle her sorunda bavullarını toplamasın. Bir gün gözünün yaşına bakmayacak Mehmet. Affetmeyecek. Dönüşü olmayacak. Haksız mıyım yani? Haklıyı haksızı ayırt etmek güçtür bazen güzel kızım. Hata yapmak pek mümkündür. Hele de anaysan. Söz konusu senin canınsa. Bu yüzden bazen bağrımıza taş basıp olana bitene bakmak daha münasip olur. Değil mi ama?